Öncelikle şöyle bir algı var. İnternet ilk ortaya çıktığında Türkiye'de bir sanal alem lafı vardı. Bugün sosyal medya mecralarında tecrübe ettiğimiz şey bir sanal durum değil, bir gerçeklik. Ama hala insanlarda yani burada yaptığım benim yanıma kâr kalır, ben bundan mesul tutulmam, işte beni nereden arayıp bulacaklar, ismimi gizliyorum, fotoğrafımı koymuyorum. Dolayısıyla bu da yaptığım küfür, hakaret, diğer Türk Ceza Kanunu'na göre suç oluşturan meseleler yanıma kâr kalır gibi bir çarpık anlayış var. Birincisi bu. İkinci noktada ise sosyal medya şirketlerinin tutumu, platformların tutumu yer alıyor. Maalesef bu platformların tutumu da o demin bahsettiğimiz çarpık anlayışı, yani yaptığım yanıma kâr kalır anlayışını destekliyor, kuvvetlendiriyor. Yani bugün Türkiye herhangi bir ceza davasına konu olduğunda ya da herhangi bir içerik kaldırma talebi mevzu bahis olduğunda, bu sosyal medya şirketlerinden talepte bulunduğunda, bu sosyal medya şirketleri büyük oranda bu talebi karşılamıyorlar, yerine getirmiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Her yıl sonunda işte bunlar şeffaflık raporu açıklarlar. O şeffaflık raporlarında görürsünüz. O yıl boyunca Türkiye'den kaç tane içerik kaldırma talebi edilmiş, Almanya'dan kaç tane talep edilmiş, İngiltere'den, Amerika'dan kaç tane talep edilmiş ve sosyal medya platformları bu taleplere ne oranda karşılık vermiş. Orada baktığınızda çok net bir şekilde göreceksiniz. Türkiye'den gelen taleplere karşılık verme oranları çok düşük. Yani şunu demek istiyorum ben. Örnek olduğu için kendim üzerimden veriyorum. Ben size bir takma isim arkasından küfrettiğimde ve siz bir bunu ceza davası haline getirip mahkemeye gidip benden şikayetçi olduğunuzda, mahkeme bu sosyal medya platformundan benim gerçek kimliğimi istediğinde, bu sosyal medya platformları büyük oranda bu gerçek kimliği paylaşmıyor ve bu benim yanıma kar kalıyor. Biz içeride işte IP üzerinden, adresi üzerinden, fotoğrafı üzerinden, diğer paylaşımları üzerinden kolluk kuvvetlerimiz yürüttüğü bir soruşturmayla, bir çalışmayla onun adresini, kimliğini bulursa ancak tutup mahkemenin üzerine karşısına getirebiliyor. Bu noktada sosyal medya şirketleri hiç paylaşımcı değil ve bunun neticesinde de karşımıza böyle tablo çıkıyor. Bakın bu tablo bugün siyasi gibi gözüküyor. Kabul edilemez. Çok feci, fena bir şey. Yani bir anne ve yeni doğmuş evladı üzerinden yürütülen bir küfür kampanyası var. Bu tabii ki çok feci olduğu için ve kamuoyunun önündeki bir aile mevzu bahis olduğu için dikkatimizi çekiyor. Tepki gösteriyoruz. Hay hay, doğru güzel ama adı sanı bilinmeyen bir sürü kişi bu örnekte olduğu gibi olmayan adını sanını bilmediğimiz bir sürü başka kişiye şu an küfrediyor. Yani ben dün canlı yayındaydım, şu an burada canlı yayındayım. İşte emin olun birileri şu an benim söylediklerimden rahatsız olan birileri, benim bu söylediklerimi işte Sayın Bakan'a destek çıkmak olarak algılayan birileri şu an bana sosyal medyadan küfretmeye başladılar. Ve ben yani bu canlı yayın bittikten sonra cep telefonumu çıkartacağım, bakacağım ve onu göreceğim. O küfürlere maruz kalacaksınız. Maruz kalacağım ve şimdi düşünün ben bugün bir yayına çıktım, dün bir yayındaydım, yarın belki imkan olursa, talep edilirse bir yayına çıkacağım. Bunların hepsiyle, bunların peşine ben düşersem normal hayatımı yaşayamam. Ne mesleğimi icra edebilirim, ne aile ilişkilerimi, ne arkadaşlık ilişkilerimi yürütebilirim. Yani burada bana küfredildi, size küfredildi. Bizim bireysel olarak yapacağımız dava açmak, şunun bunun peşine gitmenin ötesinde burada sorumluluk bu platformlara düşüyor. Bu konuyu bir mesele edinmeleri lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Biz bu platformlara üye olurken, hesap açarken çeşitli bilgiler veriyoruz. Adımızı, soyadımızı, doğum yılımızı, cinsiyetimizi. Ondan sonra bu platformlarda takip ettiğimiz hesaplara filan bakıyoruz. Bunların hepsi bir yerde toplanıyor. Buna biz büyük veri diyoruz, big data diyoruz. Sonra bu büyük veriyi uzmanları alıyorlar, inceliyorlar. Benim tüketim alışkanlıklarımı çıkartıyorlar. Diyorlar ki İsmail Çağlar şu renk sever. Karikatürize ederek anlatıyorum. O bu mecraya girdiğinde onun karşısına bu renk bir kıyafet reklamı çıksın diye bir algoritma üzerinden bunu ayarlıyorlar. Ben de sosyal medya platformlarına diyorum ki benim üzerimden, kullanıcılar üzerinden para kazanmak için yaptığınız, geliştirdiğiniz bu büyük veri işlemesine yaptığınız yatırımın bir miktarını da lütfen
benim hakkımı korumak için, benim küfre, benim hakarete, benim siber zorbalığa maruz kalmamam için bunu engelleyecek sistemlerin, teknolojilerin geliştirilmesine harcayın. Arge bütçenizin tamamını nasıl İsmail Çağlar üzerinden, nasıl Mehmet Bey üzerinden daha fazla para kazanırıma değil de Arge bütçenizin bir kısmını nasıl İsmail Çağlar'ın, Mehmet Bey'in veya herhangi bir kişinin daha az hakarete uğramasına, daha az siber zorbalığa uğramasına, daha az cinsel istismara uğramasına, sosyal medya üzerinde maalesef bu da var, çocukları hedef alan bu anlamda pedofilik bir cinsel istismar var. Bunları önlemeye de birazcık kafa yorsalar eminim.